Şimdi herkes diyor ki CHP'nin %24-25 civarında. Tamam da CHP %25 aldığına göre DEVA'nın geleceğine Demokrat Parti'nin oyu nereye gitti? Ya da siz aldıysanız CHP'nin oyu nereye gitti? Valla onu Kemal Kılıçdaroğlu'na söyledi. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de %22 almış. O günden bugüne 4,5 milyon genç seçmen gelmiş. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı %25 oy, benim oyum 7-8 demek, hapiste iştigaldi. Böyle bir durumda CHP'nin oyu yok demektir. Yani. Benim bakış açım şu, bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında sağ oylar Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmiştir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi zaten ittifak yapsa da yapmasa da %25'i alırdı. Dolayısıyla hiç kimse bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne fatura kesmeye kalkmasın. Cumhuriyet Halk Partisi kendi oyunu almıştır. Dolayısıyla 39 kişiyle milletvekili olmuşuz hep beraber. Herkes aklını başına alıp teşekkür etmeli, şükran duymalı. Tamam da DEVA'nın geleceğin oyu nereye gitti? DEVA'nın geleceğin oyunu gördün mü bir yerde? Var mıydı? Hayır yok. Şey için diyorum. Oyu var mıydı? Bir seçime mi girdi? Girmedi ki seçim. Seçime girmedikleri için oyları nedir ne değil de DEVA ile geleceğin oyunu inşallah 9 yıl sonra yerel seçimlerde göreceğiz. Ne kadar oyları var, ne kadar katkılar olmuş, o zaman görürüz. Ama şimdi olmayan üzerinden farazi bir tartışmayla Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini küstürmenin hiçbir anlamı yok. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni vefalı davranmıştır, dürüst davranmıştır, bağrına taş basmış, 39 tane milletvekilinin başka partiye gideceğini bile bile partisine sahip çıkmıştır. Dolayısıyla ben hala iddia ediyorum, oradan seçilen milletvekillerin bazıların borcumuz yok kimseye diyor. Herkesin bu 39 vekilin CHP'ye borcu vardır. Borcuna sadık kalmalı. Hiçbir şey yapamıyorsa teşekkür ederim. Teşekkür ederim.